Üçüncü takımın modeli Hilal geliyor. Ayna kapansın ve Hilal kendine baksın. Kız hiçbir tepki vermiyor. Nasıl buldun? Yani bence alakası yok. Saçın mı? Saçıla evet. Makyajımı şöyle ben kendim abartılı istemiştim ama rujum yamuk. Bu çok önemli. Yamuk mu? Bayağı yamuk yani. Ve bunu özellikle şey yapmıştım. Ya saçlarım şöyle aslında dokunduğum zaman... Yani düne nazaran daha iyi olacağını düşünmüştüm de şu an gördüğümde alakasız. Benzetemedin mi? Hayır, hiç alakası yok bende. Çok yayık bir şekilde yapmış. Hmm. Ne diyorsunuz? Şimdi söyle, senin saçın Özge Hanım'ın saçına göre çok daha fazla. O yüzden biraz da kabarık duruyor olabilir. Aa, ama bence şurada yapılanların içinde en çok benzeyen saç. Az önce açıklama yaptığımda benim çıraklarım gelsin de sana öğretsin diyorsun. Öyle hala aynı değil fikirde. Aynı fikirdeyim Öncücüğüm. Aynı fikirdeyim. İlkokula başlaman lazım. Birden iki, üç, hadi dört, canım, beş sonra mesleğe canım. Dönmen lazım. Senin de annen kuaförmüş. Biz aynı yerden yetiştik aslında. Sen bu konuda en son bana gelecek kişi sensin. Bu işler böyle. Bazı adamlar şimdi bir dakika hiç oradan bazı girme. Bazı insanlar 30 sene mesleğe ömrünü senin verir, gibi. Boş verir. Senin gibi. Benzemiyor abi, dümdüz yapmış yani. Ve tam ortada yapmış saçın. Biraz daha şey olmuş. Sağdan. Sana göre kimse kuaför bitti. Değil o zaman. Sana göre kimse kuaför değil yani. Daha bak, konuşmayacağım, yorum yapmayacağım. Bence benim tespitim şu. Arkadaşlar yoldan geldiler. Biraz da kafaları karışık. Yol yorgunu. Bir de biz uçak... Biz yol yorgunluğunu attık canım. Bu ikinci gün. Attık. Bugün ikinci gün. Biz o yol yorgunluğunu attık. Olsun yani. Hala alışamadınız. Sen biraz yorgunsun hayır, herhalde. Hayır. İstanbul'a alışamadınız. Hava değişimi, hava değişimi. Adapte olamadınız. Çok normaldir. Neden? Adapte olacaksın ama İstanbul'a. İlk defa gelmiyoruz İstanbul'a. Yok, merak adapte etme. Olamadın. Yani köyden indik şehire gibi bir durum yok. Buyurun. Devam edin. Selam, nasıl buldun Tuğba? İsmihan ben saç yaparken yanıma gelmişti. Sana saç yapmayı göstereyim falan diye. Bence sen yorumsuz yani. Bu hiç yakıştıramadım sana bu saçı. Berbat. Selam aynı. Sen biliyor musun ki saç yapmayı? Ya hala berbat diyorsun böyle. Hala bana bir patron havaları sergiliyorsun. Sen biliyor musun ki dediğin yani binlerce adam yetiştiren bir adamdan bahsediyorsun. Farkında mısın? Yetiştirmek... Çin ordusunu Selam'ı yetiştirdi. Hayır, ben de birçok eleman, ben de birçok personel yetiştirdim, hala da yetiştiriyorum. Yani yetiştirmek, aynı saçı yapmak anlamına mı geliyor? Ne alakası var? Hayır. Yani sen o furyadan çık başta bir kere. Yok benim şu kadar salonum var, yok ben şu kadar adam yetiştiriyorum, yok bilmem ne falan filanla. İnan, aynı, yani elindeki sanatla o iş aynı anda yürümüyor canım benim. Vallahi ben saçı hiç benzetemedim. Hiç de güzel olmamış, hiç de yakışmamış. Berbat. Ya neresini benzetemedin? Bir döner misin? Sen neresini benzettin onu söylesene. Valla gayet de benziyor bak. İçinizde en çok da benzeyen saç bence bu. Neresini benzettin? Biz neresini benzettiğini merak ediyoruz. Sen neresini benzetemedin? Ya hiçbir yere benzemedim. Az önce adam geldi bak dedi buradan parmağım ya, geçiyor dedi. Tamam. Bak yanına ben, gelip hata bile aramadınız ya. Sadece eleştirmek ya, için eleştiriyorsun. Sadece eleştirmek köy, için eleştiriyorsun. Hadi geç yerine. Sus, bana sesini yükseltme. Yükselteceğim. Ne demek kime yükseltme? Herkes ne demek kime yükselt? Ben senin çırağın mıyım? Geç yerine. Çırağımsın tabii. Ha, bu ne ya? Aferin Ferit. Bunun neresi benziyor? Bana onu söyle. Benzeyen tarafını. Ya sen benzemeyen tarafını söylesene. Ya hiçbir yere diyorum. Sen benzeyen tarafını anlat. Tamam Ferit, sen hayır, çok biliyorsun. Benzeyen tarafını geç, anlat. Geç. Döner siz misin? Çok iyisiniz. Bak. Ya sen makyaj yapamıyorsun saçına. Masuklara bakar mısın? Bak dümdüz, bak dümdüz. Ya bak, sen makyaj yapamıyorsun. Saça ne karışıyorsun? Bende göz var, göz. Bak. Makyajla ilgili tonlamalar çok uyumsuz olmuş. Ruj de, zaten simetrik olmamış. Ben beğenmedim makyajını.
Şöyle bir gözlerini kapatabilir misin? Bir farını görsünler. Ruj farklı, şov... far farklı. Rujun şov kendisi... Şov makyajı mıdır bu Özlem? Kendisi istedi. O rengi kendisi istedi. Zaten vakit olmadığı için de pardon, süremedim. Pardon, aynı anda konuşmayalım. Şov saçımı bu diye. Buyurun. Rujunu kendisi istedi. Saçta pens olduğu için mecbur bırakmak zorunda kaldım Esma'nın da vakit yetişsin diye. Rujuna hiç bakmadım. Sürdüğüm an geçtim yani. Anladım. Özlem, şov makyajı mıdır bu? Alev Hanım'ın makyajı zaten yarım kaldı. Şov makyajı mı diye gelirsek o konuya. Zaten benim de az önce söylediğim gibi şov makyajı deyince akla siyah gelmemeli. Yani siyah denilince şov makyajı olmamalı. Yani far rengi tamam güzel ama oradaki pırıltılar yine benim çok fazla gözümü yoruyor. Yüzü zaten çok parlak. Gözü de parlak. Ruj zaten öyle. Yarım kalan bir makyaj var. Ama siyah tonlarında değil zaten o pırıltılarda. Toprak tonları uygulamış ama gözlerde dediğim gibi o pırıltılar benim çok fazla gözümü yoruyor. Düğüne gidemez. Ve far şu alt kısımlara çok fazla akmış. Sürerken büyük ihtimal o teknik hatadan kaynaklanıyor. Genel olarak çok çok beğenmedim ama kötü de değil mi? Değil, evet. Ya değil dediğim gibi şov makyajı deyince ben siyah demiyorum yani. Bu da olabilir. Bu da ama olur. Sadece parlaklık ve o pırıltılar benim çok hoşuma gitmiyor. Fazla geldi. Evet, gözümü ama yoruyor. Ama belki şov olduğu için öyle kullanmış olabilir her evde. Gözümü yoruyor benim. Biraz onun için kullandım ama rujda da dediğim gibi hem kendisi çok istedi o rengi. Hem de saçta vakit kalmadığı için mecbur bırakmak zorunda kaldım. Aslında ikna edemedim diyorsun. Yani vakit kalmadığı için aslında. Vakit kalmadığı için. Edebilirdim ama vakit kalmadığı için mecbur o rengi sürmek zorunda kaldım. Yani makyajın zaten zamanından yedi İsmihan Hanım. Yani yaptığı saçta bu. Üzgünüm İsmihan, bizimle değilsin. Sen bizimlesin. Sen bizimlesin Selami. O zaman puanlamaya geçelim. Olur mu? Evet. Hilal. Senin puanın kendi kuaförüne ve kendi makyajına nedir acaba? Yani şimdi şöyle, ben ilk başta baktım aynaya ve hiç benzetemedim ya. Şimdi bu arada hiç kendi kuaförüne ve kendi makyajına bakarak konuşmuyorsun Hilal. Niçin? Evet çünkü... Bir küslük mü var anlayamadım. Bizim çok fazla... Yıldızınız mı tutmadı? Evet, elektriğimiz. Hiç olmadı yani. Biz yine bir iletişiyoruz ama bu. Belki ama önümüzde birkaç gün daha var bu yıldızlar barışabilir zamanla. Yani çok geç olmadan olsa iyi olur tabii ki. Çünkü Konya'dan kalkıp buralara kadar gelmişler. Ya. Yani keşke zahmet etmeseler. Yani bence de. Sen evinden etme de biz ederiz. Yani size azıcık meslek öğretmek için ben Konya'dan her gün gelirim. O mu meslek? Atlar arabaya gelirim. Sen ya hiç sıkıntı etme. Ya bu saçını savunuyor musun bu saçı? Evet ya? Savunuyorum. Ciddi misin? Gerçek. En azından senin gibi tokalı bir havada durmuyor. Savunuyorsun değil mi? Ya bırak. Sen ya. Gerçek değil mi bu? Bu gerçek değil mi? He. Evet. Evet yani şu an çok ilk başta bir daha bakmak istersen. Dilerim. Evet ben bir bakayım. Bak bak evet da. Evet. Bir düşün bakalım kaç puan vermek istiyorsun gerçekten. Yani şimdi şöyle, ilk baştaki düşüncelerim ve şu anki düşüncelerim farklı. Nasıl? İlk aynaya baktım ve şu an yorumlardan da etkilendim. Çünkü söyledikleri şey makyajdaki abartı falan benim istediğim gibiydi aslında. Onun bir suçu yoktu. Ve şu da var, saçım yani en koyu saç benim aranızdaki. O yüzden şu geçişler gözükmüyor diye düşünüyorum ama aslında var. O yüzden şu an beğeniyorum. Saçımı çok özür dilerim kız kuaför olmadığı halde anlıyor. Efendim, o kadar adam yetiştiriyorum diyorsunuz. Bir evet, şeyden anladığınız yok. Çünkü bayılabilir miyim ya? Bayılacağım. Bakın bir anda kararlar, fikirler değişiyor. Evet. Yani bunu özellikle ya zaten tamam, öncüyle İsmihan'ın modelini ben anlamıyorum yani. Bir başlıyorlar böyle şey. Hiçbir düzen yok, hiçbir şey yok. Şuraya çıktıktan sonra... Sen modelin canını okudun orada. Sen modelin canını okudun orada. Selami. Benzetmeye başladım ona benzemedi falan. Sen modelin canını okudun orada. Sen müşterilerine öyle mi davranıyorsun? Ben müşterilerime tabii ki de öyle davranmıyorum. Ama ben nasıl ki insanlara karşı haddimi biliyorsam herkes de bana karşı haddini bilecek. Buna yani kimsenin ne cüreti yeter ne haddini de aklı yeter. Bilin. İki makas at, bir de tarak. Güzelliğime güzellik kat. Rujumu da sür, farımı da, saçımı da yap, makyajı da. Kuaförüm sensin, sensin, kuaförüm sensin.